Arkadaşlar merhaba. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır? Cümleleri okuyalım. Dün akşam karşılaşan iki takım dişe diş bir mücadele örneği sergiledi. Arkadaşlar, dişe diş ifadesi bir ikilemedir. İkilemeler daima ayrı yazılır. Bizim buna benzer ikilemelerimiz vardır. Mesela başa baş ya da arkadaşlar göze göz gibi ikilemelerimiz var ve ikilemeler daima ayrı yazılır. Dolayısıyla bu cümlede bir problem yok. Peş peşe yaşanan depremler şehir halkının hayatını kabusa çevirdi. Arkadaşlar, peş peşe ifadesi de bir ikilemedir. Buna benzer ikilemelerimiz vardır. Baş başa ya da arkadaşlar art arda, gördüğünüz gibi hepsini ayrı yazdık. Dolayısıyla bu cümlede de bir problem yok. Geçiyoruz. İletişim çağında olmamıza rağmen insanlarla olan bağlarımız gitgide kopuyor. Burada bir hata yapılmış. Nedeni şudur. Gitgide ifadesi birleşik bir sözcüktür ve bu birleşik sözcük bitişik yazılır arkadaşlar. Kalıplaşmıştır. Dolayısıyla üçüncü cümlede bir yazım yanlışı var. Giderek karma karışık bir hal alan şehir hayatı insan ömrünü kısaltıyor. Arkadaşlar burada da bir hata var. Nedeni şudur. Karma karışık ifadesi, karma karışık ifadesi bir pekiştirmedir. Bu bir pekiştirme. Ve tüm pekiştirmeler arkadaşlar, pekiştirilmiş tüm sözcükler nasıl yazılmalıdır? Bitişik yazılmalıdır. Dolayısıyla burada bir hata var. Bu cümleyi de aldım. Evde yapılacak bazı egzersizler stresten kurtulmak için birebirdir. Arkadaşlar, birebir ifadesi, birebir ifadesi, etkisi kesin olan, etkisi kesin olan ya da etkili anlamlarından birini karşılarsa o zaman birleşik sözcük olur, birleşik sözcük olur ve bu birleşik sözcük kesinlikle bitişik yazılır. Şimdi burada da yani bu cümlede de birebir ifadesi etkili anlamına geliyor ve dolayısıyla bitişik yazılmış. Yani burada bir problem yok. Arkadaşlar birebir ifadesi bir unsura bir unsur anlamına gelirse veya etkili anlamına gelmezse o zaman bir ikileme olur ve ikileme olduğunda da nasıl yazılır? Tabii ki ayrı yazılır. Fakat bu cümlede gördüğünüz gibi etkili anlamında yani birleşik sözcüktür ve bitişik yazılmıştır. Yani bir problem yok. Bizim cevabımız 3 ve 4 yani C seçeneği oldu arkadaşlar.